Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar tl kurunu şöyle geniş kapsamlı bir inceleyeceğiz. Dolar tl kurunda bizler için artık önemli olabilecek tepki yerleri ve bu tepki yerlerinden yükselişin hangi yönlere doğru olabileceğini sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Evet bildiğiniz gibi Türkiye'de bir şeyler değişti mi? Artık bu düşüşlerin sebebi bu değişimlere bağlı olarak mı gerçekleşmekte? Bunu da bir düşünmek lazım arkadaşlar. Öncelikle diyoruz ki ülkeye bir para girişi oldu mu? Şu an itibariyle baktığımız zaman ülkeye herhangi bir para girişi olmuş değil. O yüzdendir bu düşüşlerin dış kaynaklı düşüşler şeklinde değerlendirebiliriz. Yani. Biden'ın seçimleri kazanmış olması ve bu seçimlerden sonra herhangi bir e, kaos ortamına girişilebilecek bir durum meydana getirmemiş olmasından kaynaklı olarak da e, bu düşüşler e, küresel çaplı doların e, TL karşısında değer kaybetmesi şeklinde düşünülebilir. E, bütün bunların neticesinde şöyle bir DAX'a baktığımız zaman arkadaşlar, DAX'a da bir bakalım, dolar TL kuruna geçmeden önce. E, Dax'taki dolar endeksindeki son hareketler e, nasıl gelişmekte? Sizlerle birlikte bunu bir değerlendirelim. Evet, Dax'ta bizim şöyle bir gördüğünüz e, trend çizgimiz var arkadaşlar. E, bu Dax, bakalım, evet şu an itibariyle gördüğünüz gibi 92 50 Tekrardan düşen trend çizgisi. Yani düşen trend çizgisi dediğim arkadaşlar, bakın şu en tepeden bir çizgi alıyorsunuz, bunu aşağı doğru indirdiğinizde en düşük seviyedeki tepe ile birleştirdiğinizde bu bir düşen tren çizgisi haline alıyor bunu aynı şekilde aşağıdan yukarıya doğru çizerseniz de bu da bir yükselen tren çizgisi anlamı taşır dolar endeksine baktığımız zaman şu an itibariyle dolar endeksi arkadaşlar düşen tren çizgisini kırmak üzere evet, şurada gördüğünüz mum bakın bu düşen tren çizgisini e, tam burada milimetrik olarak e, kırma eğilimi üzerinde. Yani e, dolar her an e, global çapta da dünyada da arkadaşlar e, değer kazanımı içerisine girebilir sinyalini bizlere burada vermekte. O yüzden e, dolar tl kurundaki arkadaşların çok dikkatli olması e, gerektiğini her zaman e, söylemekteyim. Şimdi doları TL bazlı olarak inceleyelim. Evet dolar TL bazlı incelediğimizde arkadaşlar 7.60 şuradaki bir 7.60 desteğimiz bugün itibariyle bir test edildi. Ve buradan e, yukarı yönlü bir tepki yükselişi içerisine e, girdi. DAX'ı da e, dolar endeksinde az önce sizlerle birlikte inceledik. O da her an e, trendi yukarı yönlü kırabilir ve bu da doların tekrardan TL karşısında güçlenmesine sebebiyet verebilir. O yüzden e, dolar kurundaki arkadaşlar çok dikkatli olsunlar. 7.60 e, artık buralarda bir e, dip çalışması da yapıyor olabiliriz. O yüzden 7.60'a dikkat kırılmadığı müddetçe. Yukarı yönlü ilk tepki e, geleceği seviyemiz arkadaşlar bizler için 7.74 direnci. E, şuradaki 7.74 direnci dikkatle takipte kalacağız 7.74 direncini de e, ola ki yukarı yönünü kırabilirsek burası bizi 7.97'ye kadar götürecek bir tepki yükselişini başlatacak hareket yeri olabilir. E, her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar bizim bu kanalımız hiçbir zaman bir at, sat, al sat kanalı değildir. Sadece stratejilerinize destek ve direnç bölgelerinize göre kendinize bir strateji belirleyeceğiniz önemli bir e, kanalız. E, bu kanalda en doğru destek ve direnç bölgelerini bulabileceğiniz bir kanal. O yüzden e, grafikleri burada inceliyoruz. Grafiklerde olabilecek bizler için beklenti yerlerini sizlerle birlikte burada bulup yorumlamaya çalışıyoruz. O yüzden e, hiçbir zaman e, bizlere yönelik e, bir tutum içerisinde kendinize nasıl diyeyim yatırım stratejisi kurmayın bütün yatırım kararlarınızı tamamen kendi kararlarınıza göre almaya gayret edin Arkadaşlar bu çok önemli o yüzden sizlere benim verebileceğim buradaki en büyük tavsiye hiçbir zaman hiç kimsenin sözüyle hareket etmemeniz Evet dediğim gibi tekrar konumuza dönelim ee, ve bu arada kanalıma bir beğeni atarsanız arkadaşlar kanalımızı birçok e, mecradaki arkadaşlara da ulaşmasına yardımcı olacaksınızdır. Evet 7.60 dediğim gibi önemli bir destek. 7.60'ı e, dikkatle takip ediyoruz. Burası kırılmadığı müddetçe yukarıya 7.74 ve 7.97 seviyesine doğru artık dolar tl kurunda. Çünkü dolar endeksine de baktık o da yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirmiş durumda. Yukarı yönlü buradan tekrardan... Bir dönüş hareketi dolar TL'de görmemiz mümkün. Haftalık bazda, daha uzun bazda dolar TL kuruna baktığımız zaman, şurada bizim takipte kaldığımız bir stokastik indikatörümüz var. Bir arkadaşımız soruyordu hangi indikatör takip ediyorsunuz diye. Ben stokastik indikatöründen başka bir indikatör takip etmiyorum arkadaşlar. Hemen hemen indikatörlerin hepsi birbirinin aynısıdır. Böyle 5-6 tane indikatör takip edip de kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Tek bir indikatör kullanmanız sizler için yeterlidir. Evet haftalık bazda stokastik indikatörümüze baktığımızda yükseliş trendin ana destek bölgesine doğru çok yaklaşmış olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Evet buradan e, tekrardan bir yukarı dönüş hareketi e, dolar tl kurunda yaşayabiliriz. O yüzden 7.60 seviyesi bizler için çok önemli. 7.60'ı kırarsak da aşağıda tekrardan yeni destek seviyelerine doğru Dolar-TL kurunda 7.50 seviyesine doğru da aşağı eğmelenme yaşanabilir. O yüzden ilk etapta 7.60 desteği bizim için çok önemli. Onun yukarısında 7.74 ve 7.97. Tekrardan yukarı yönlü hareketlerin başlayabilmesi için de bugün itibariyle 797 çok önemli 797 üzerinde kalışlar tekrardan dolar TL kurunda 9 üstü seviyelerin yaşanmasına vesile olacak hareketlerdir kanal hareketlerimizi de hemen sizlere belirleyelim burada Çünkü forexte işlem yapan arkadaşlar da var Onlar da bu hareketler önemli 760 dedik 774 Burası bir kanal yukarı yönlü hareketlerde e, bu seviyeleri takip edebilir Forex kısa yönlü Arkadaşlar 7.74 7.97 Burası da diğer takip edecek ikinci bir kanal e, bu şekilde bu kanalı da buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar Evet dolar TL kurunda e, bizler için beklentimiz olan dokuzlu seviye artık bitti mi e, şimdi buna da hemen bakalım Arkadaşlar bakın şimdi şu aşağıdan geçen bir çanağımız var burada büyük çanak. Bu büyük çanağımız yukarı kırıldı. Bunun altı 5-10 seviyesinden geçmekte. Bakın şuradaki seviyesi 5-10 seviyesinden geçmekte. Şu çanağımızı biraz daha büyütelim. Daha rahat görün. Evet. Şurada hemen alttan geçen ne dedik? 5-10 çanağın alt seviyesi. Şurada 5-10'dan geçiyor şimdi bu yukarıdan kırılımın olduğu yerde arkadaşlar çanağın bakın şurası şöyle göstereyim ben size bu çanağın kırılımın geçtiği yerde 7-10 seviyesi şimdi bu arada çanak nasıl hesaplanır e, şu iki aradaki e, sayıyı alırsınız yani burada yaklaşık 2 TLlik lik bir Dolar TL'nin bu formasyonu tamamlayabilmesi için gitmesi gereken bir seviye lazım. Şimdi 7.10'dan buradan çanağın kulbu zaten yapılmış arkadaşlar. Bu çanağın kul kulbu bize nereye gösterdi? En son şuradaki 8.58 seviyesindeki mesafeyi getirdi. 8.58 ve buradan. E zaten bakın burada da bizim çizmiş olduğumuz kanalın tam üst seviyesi. Burayı bir sarı renkte belirtelim. Bakın zaten şuradan geçen kanal aralığımız bizim de belirlediğimiz 8.51 civarlarından zaten geçmekteydi. Ve burası aşılımıyla normalde bu aşılım gelmesi demek ileride tekrardan dolar tl'nin yani teknik olarak bu 8.58 seviyesindeki üzerindeki hareketi devam edeceğini bize göstermekte. E, fakat e, tekrardan bu hareket kanal içerisine sarkıp e, bugün itibariyle 7.60 seviyesine kadar geri e, düşüşleri bize getirdi. E, fakat bu geri düşüşler teknik olarak şuradaki formasyonun daha tamamlanmadığını bize göstermekte. Buradaki formasyonun e, tamamlanabilmesi için arkadaşlar dolar TL'nin e, şuradaki 5-10 seviyesi üzerindeki 7 2 TL'lik seviyenin 710 üzerinde gerçekleşmesi demek O da bizlere dolar TL'deki ana hedefin 910 920 civarlarında olduğunu teknik olarak göstermekte Yani biz olaya teknik olarak yaklaştığımız zaman arkadaşlar Şuradaki 9 920 seviyesine kadar dolar TL'deki Şuradaki çanağın bizler için çalışması beklenmekte Yani biz bu çana e, teknik olarak düşündüğümüz zaman, bu ayrıca bu aylık bazda bir e, grafik olduğu için de arkadaşlar tabii ki burada ara ara düzeltmeler şeklinde bu yukarı yönlü hareket tekrardan gerçekleşecektir şeklindeki yorumumuz devam etmekte. Ta ki bu yorumumuz ne zaman bozulur buradan geçen kulp seviyesi yani 7 altında e, bir kapanış dolar 7.20 altında dolar tl kurunda bir kapanış gerçekleşirse buradaki formasyon gereği. Yani kulbun altında 7.20 seviyenin altında bir kapanış 7.10 seviyesi altında bir kapanış gerçekleşirse o zaman diyebiliriz ki e, dolar tl'de artık düşüşler daha da aşağıya doğru derinleşecektir. Fakat bu kulp altında bir kapanış olmadığı e, sürece dolar tl kuru mutlaka buradaki teknik olarak çanak kulp e, seviyesini e, yukarıya yönlü 9.20 seviyesine doğru tamamlayacaktır diyebiliriz. Evet bugünkü teknik olarak vereceğimiz analizlerimiz bundan ibaret. Ee, biz hala dolarda beklentimiz olan 9.20 seviyesini takipteyiz. Her ne kadar da düzeltme seviyeleri olsa da e, düşüşler bize göre 7.10 altında bir kapanış olmadığı müddetçe alım fırsatı olarak değerlendirilebilir demekteyiz arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda bu kadar. Yatırım tavsiyesi verdiklerimiz hiçbir zaman değildir. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.